Herkese yeni bir gün ve yeni bir videodan merhabalar dostlar. Artık Tayland günlerimiz geride kalıyor. Bugün şimdi sınıra doğru gidiyorum. Pattaya'dan sınır kapısına doğru gideceğim. Sınır kapısında Malezya vizesi alıp Malezya'ya giriş yapacağım. Umarım bir aksilik yaşamam ve hızlı bir şekilde Malezya günlerimize başlarız dostlarım. Tayland'la ilgili söyleyeceğim, epey uzun bir zamandır Tayland'dayım ve tabiri caizse Tayland'ın böyle suyunu sıktım dostlar. Birçok yerine gezdim gittim. Kuzeyiydi, güneyiydi. Birçok güzel yer gördüm. Birçok güzel tapınak, birçok güzel sahil. Doğası zaten harika bir ülke. Ama vizemin sonuna geldim artık. Neden ayrılmam gerekiyor ve farklı ülkelerde görmenin vakti geldi. Şimdi ben sınıra trenle gideceğim dostlar. Bir taksi çağırdım. Şu an sabah saat 6.30. Taksiyle beraber önce tren istasyonuna gideceğim. Orada tren biletimi alıp sınır kapısında ineceğim dostlar. Şimdilik bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere dostlar. Dostlar geldim tren istasyonuna. Saat 7.50'de yanlış hatırlamıyorsam bir bilet var. Onu alıp sınıra gideceğim. Şimdi bilet almaya doğru ilerleyeyim ben. Tekrar görüşmek üzere. Sawadika. Avant please ticket. 7.30. Sorry. Adam parayı bekliyormuş benden. Ben de diyorum ne yapıyor. Number 2. Captain Cap, thank you. Evet dostlar, platform 2'den kalkacakmış. Ben şöyle şuraya bir yere bir oturayım da. O kadar çok eşyam var ki en büyük pişmanlığım bu eşyalar oldu. Kendime bir çeki düzen vereyim, tekrar görüşmek üzere. Evet dostlar, biletimizi aldık. Şöyle göstereyim. Saat 7.40'a aldık. Buradan Padang Besar adlı kara sınırına geçeceğiz dostlar. Padang Besar'a gitmem de yaklaşık Hatay tren istasyonundan 1 saat sürecek. 1 saatin sonunda sınıra varmış olacağım. Bu arada trenin ücreti de kişi başı 50 baht dostlar. Şimdi ben bir şeyler yemek istiyorum ama şöyle etrafa bakıyorum. Herhangi bir yer açık değil. Daha yeni yeni açılıyor. Kendime bir şeyler alacağım. Bir şeyler atıştırdıktan sonra trende görüşmek üzere. Evet dostlar. Ve hafiften Hatay'ın tren istasyonunu göstereyim. Çok bir şey yok. Şurada hemen bir market var ve hemen hemen her şeyi bulabiliyorsunuz dostlar burada. Olur da bir gün yolunuz Hatay tren istasyonuna düşerse buradan dilediğiniz şekilde karnınızı doyurabilirsiniz. Epey bir seçenek var. Ben şimdi platform 2'ye geçeceğim. Şuradan yürüyerek sanırım trende hemen şu arkadaki tren. Bayağı böyle trenlerin geçtiği rayların üzerinden karşıya geçiyorsunuz dostlar. Trenimiz de bu. Ben şimdi bilete bir daha bir bakayım. Bakın burada yine tavuk mavuk vesaire bir şeyler de satılıyor. Kar 1. Birinci vagon. Bu üçüncü vagon. Bize bir lazım. Birinci vagon. Üçüncü koltuk. Evet. Sanırım bu ikinci vagon. Bu neydi şimdi ya? Ben birinci vagon diye ararken adam dedi ki istediğin yere oturabilirsin. O zaman hemen şöyle girişe oturalım ya. Vallahi dostlar bir tane koltuğa kuruldum. Şöyle de göstereyim. Çantalarımı da attım oraya. Sanırım full olmadığı için istediğiniz yere oturabilirsiniz dediler. Güzel de oldu. Ben böylece geniş geniş rahat rahat gideceğim. Dediğim gibi yaklaşık 1 saat sürecek yolculuk. Saatin sonunda bakalım sınırda bizi neler bekliyor. Şimdilik hoşçakalın.
Evet dostlar, Padang Besar'a geldim. Ben şimdi pasaporttan geçeyim, tekrar görüşmek üzere. Dostlar, immigration'da sıra bekliyorum şimdi. Tayland'dan çıkış için pasaport kontrolü var. Onu bekliyorum. Burada sıraya girdim. Önce bir Tayland'dan çıkalım bakalım. Sonrasına bakacağız. Abi resim çektiriyorlar. O kadar gördüğüm kadarıyla. Pasaport kontrolünden hızlı bir şekilde geçiyor insanlar. Bakalım biz de hızlı bir şekilde geçebileceğiz mi? Evet dostlar, Tayland kısmından çıktık. Malezya tarafına doğru gidiyorum. Hello. Yeah. Evet dostlar, şimdi de şöyle göstereyim. Malezya tarafına bakalım. Bize ne soracaklar, ne yapacaklar bilmiyorum. Umarım sorunsuz geçeriz. Normal şartlarda Malezya Türk pasaportuna 90 gün vize veriyor. Bakalım 90 gün vizeyi alabilecek miyiz? Hello. I want to go Penang. I want to stay 2 weeks. Yeah. Thank you. Evet dostlar, sorunsuz geçtik. Herhangi bir otel rezervasyonu, uçak dönüş bileti vesaire bir şey sorulmadı. Sadece kaç gün kalacaksın dedi. Ben de 2 hafta dedim. Onun haricinde başka bir soru sormadı. Şimdi pasaporttan geçer geçmez sizi böyle bir yer karşılıyor. Burada yeme içme yapabileceğiniz bir yer. Hala Tayland'dan esintiler var. Dostlar, ben Penang'a gideceğim ama nasıl gideceğim, neyle gideceğim inanın bilmiyorum. Trenle gitmeyi deneyeceğim. Burada insanlar sıraya girmiş tren bileti için. Ama şunu söyleyebilirim, an itibariyle artık Malezya'dayım. Ayak bastım. Bir yerlere oturup size vizeyi de göstereyim. 90 günlük vize verdiler. Ondan sonrasında hangi ulaşım aracıyla gideceğime karar vermem gerekiyor. Tekrar görüşmek üzere. Evet dostlar, sonunda bir yerlere oturabildim. Biraz dinlenebildim. Oturmadım da bir yer buldum kendime, sessiz sakin. Şimdi sizlere biraz süreçten bahsedeyim. Dediğim gibi girişte herhangi bir şey sormuyorlar. İşte uçak dönüş biletindi, kalacak otel rezervasyonunda bana hiçbir şey sormadılar. Sadece bana sorulan soru kaç gün kalacağım oldu. Ben de 2 hafta dedim. Bu cevaptan sonra kadın benim parmak izlerimi aldı ve sonrasında da bana 90 günlük vize verdiler. Hemen şimdi göstereyim size. Şöyle göstereyim dostlar, 90 günlük vize. Onun haricinde hemen pasaport kontrolünün üst katında, burası bir tren istasyonu olduğu için yine tren istasyonunda işlem yapılıyor size. Ve buradan ben Penang'a gideceğim. Penang için bir tren bileti aldım. Onu da şöyle göstereyim. Buradan yaklaşık 2 saat sürüyormuş. Penang ve ücreti 114 Taibat. O da yaklaşık 11 ringgit, Malezya ringgitine denk geliyor. Bir de sizlere son olarak Malezya paralarını göstereyim. Şu mavi renktekiler 1 ringgit. Bir de 5 ringgitim var şimdilik. Şu da yeşil renkte 5 ringgit. Paralar böyle plastik, sanki geri dönüşümden yapılmış gibi. Tam bir para hissiyatı yok açıkçası. Ama yine de güzel. Küçük, cepte taşınabilmesi rahat, kolay. Bu arada trenimin saati de saat 10.48'de. Şu anda saat 9.48. Yaklaşık 1 saatim var. 1 saat sonra trenim hareket edecek ve 2 saatlik yolculuğun sonunda Penang'a varmış olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Trenin kalkacağı yere geldim. Hemen yine aynı bölgede zaten. Bir QR kod var, onu taratıyorsunuz. Bu tarafa doğru geçiyorsunuz. Bence Penang'a gitmenin en ucuz yolu bu dostlar. Yani eğer otostop çekmiyorsanız. Hatay'dan sınıra 50 baht veriyorsunuz. Buradan da Penang'a 110 sürü baht veriyorsunuz. Hadi 120 baht diyelim. Yani toplamda 170 bahta Hatay'dan Penang'a geçmiş oluyorsunuz. Bence bu yol gayet iyi. Tabii daha treni görmedim. Yani buradan Penang'a gidecek olan treni görmedim. Ama ilk tren okeydi yani. Zaten çok uzun bir yol değildi. Sadece 1 saatlik bir yol. Vallahi dostlar, bir tren geldi ama tren değil. Bu bir metro. Bayağı bir metro yani. Şu anda sıkıntı büyük. Ben bu eşyalarla nasıl gideceğim? Evet dostlar, gerçekten şu an şoktayım. Ben yani normal bir tren bekliyordum ama maalesef 2 saatlik yolu metro ile gideceğiz. Bu biraz enteresan geldi bana, tuhaf geldi. Bilmiyorum nasıl bir yolculuk olacak. Bakalım. What's left?
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Evet dostlar, geldik Butterworth diye bir istasyona. Benim inmem gereken istasyon burasıydı. Şimdi buradan otelime geçmek için artık otobüs, taksi ne bulursam bir şekilde otelime geçmeye çalışacağım. Yanımda çok Malezya parası yok, sadece Tay parası var. Exchange office bulmam lazım, bu paraları bir çevirmem lazım. Bakalım hepsini halletmeye çalışacağım ama nasıl becereceğim inanın bilmiyorum. Otobüsler nereden kalkıyor acaba? Şöyle ben bir etrafa bakayım dostlar, tekrar görüşürüz. Dostlar tren istasyonundan çıktık. Yani bir kapıdan geçtim ve kapı alışveriş merkezine açıldı. Öyle söyleyeyim. Hala otobüsleri bulamadım. Şurada bir amblem var, ona bir bakacağım. Orada taksi işareti var. Taksiye paramın yeteceğini sanmıyorum. O yüzden otobüs bakıyorum. Sanırım alt kata inmem gerekiyor. Bir otobüs bulup umarım 8 ringgit'e çözebilirim. Yoksa exchange bulmam gerekiyor dostlar. Hop. Valla dostlar, karşıya geçmenin tek yolu feribot dedi. Otobüs yok dedi. Şimdi feribot bölümüne geldik. Bilet ne kadar bilmiyorum. Soracağım. Bir dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Yani umarım sıkıntı yaşamadan şu otele kendimi bir atarım. O zaman feribotta görüşürüz dostlar. Hello. Evet dostlar, feribota biletimizi de aldık ama maalesef saat 1'dekine yetişemedim. Ve bir sonraki de saat 2'de, bir saat sonra. Yani bir saat buralarda beklemem gerekiyor. Bu arada feribotun ücreti de 1.20 ringgit. Evet, kaçırdığımızı söylüyor. Bir sonraki saat 2'de diyor. Ben feribotumu beklemeye geçer dostlar. Feribotta görüşmek üzere. Evet dostlar, feribotun kapıları açıldı. Bir saatlik beklemenin sonunda şuraya gidiyoruz. Georgetown. Orada birkaç gün konakladıktan sonra Kuala Lumpur'a geçeceğim ama Kuala Lumpur'dan öncesinde Penang Adası'nı da görmek istedim. O yüzden öncesinde buraya bir uğramak istedim birkaç günlüğüne. Feribot inanın ne kadar sürecek bilmiyorum ama haritada gördüğüm kadarıyla çok yakın gözüküyor. Öyle çok uzak bir yer değil. Penang Adası anakaraya çok uzak değil. Tahmin ediyorum ki bir 20-25 dakika falan sürecektir. Daha fazla süreceğini sanmıyorum. Evet dostlar, yaklaşık 10 dakika sürdü. Gerçekten çok kısa sürdü. Ve Penang Adası'na çıkmış oldum. Şimdi buradan bir otobüs bulup otelime doğru gitmek istiyorum. Elime bir telefonu alayım, bakayım otobüs durakları nerede, araştırayım size. Şöyle ufaktan da bir manzarayı göstereyim şöyle. Aslında ada köprülerle bağlanmış anakaraya ama niyeyse anakaradan bu tarafa otobüs yok dediler. Ya uğraşmak istemediler, beni başından yollamak istediler. Bilemeyeceğim artık, günahlarını almayayım. Sadece feribot var dediler. O yüzden ikinci bir ulaşım aracı lazım şimdi otelime gitmek için. Ben onu bulayım dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Evet dostlar, otobüse bindik. Bu arada maske takmak zorunluymuş. Çok kısa hemen konuşmak için çıkardım. Otobüse de 2 ringgit ödedim dostlar toplamda. Ve şimdi otelime doğru, otelimin durağına doğru gidiyorum. Orada görüşmek üzere. Evet dostlar, ben geldim, otelime yerleştim. Otelim dediğime de bakmayın. Şöyle etrafı göstereyim. Şöyle küçücük bir alan. Şurada da ufacık bir
tuvalet banyosu var. Buranın geceliği kaç, 180 liraya mı tekabül ediyordu? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. 80-190 lira o civarlarda olması lazım. Böyle küçücük bir oda. Neyse bugün Atyai'den çıktık yola sabahın 6.30-7'si gibi ve en sonunda Malezya'nın Penang bölgesinde Georgetown diye bir yerde konaklamaya başladım dostlar. Aslında yolculuk çok yorucu değildi ama birden fazla ulaşım aracı değiştirmek zorunda kaldığım için o birazcık sıkıntı oldu ama onun haricinde her şey yolundaydı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Artık Tayland günlerimiz bitti. İkinci ülkem Malezya'dayım. Buraları biraz dolaşacağım. Birkaç hafta buralarda takılacağım. Ondan sonrasında başka bir ülkeye geçmeyi düşünüyorum. Malezya'yı 90 gün boyunca dolaşmayacağım. 90 günlük vizem var ama 90 gününü tamamen kullanmayacağım. Tayland'ı epey bir dolaştım dostlar, öyle söyleyeyim. Güzeldi Tayland günlerim, gayet hoşuma gitti. Tabii üzüldüğüm anlar oldu, kameramı denize düşürmek gibi. Ama genelinde Tayland'la ilgili olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. Zaten sevdiğim de bir ülke. Vizem bitiyordu, vizemin bitmesine birkaç gün kalmıştı. Dolayısıyla da Malezya'ya doğru seyahat etme kararı aldım dostlar. Burada peki neler yapacağım? Malezya'da neler yapacağım? Malezya'da öncelikle bu bölgeyi birkaç gün boyunca gezmek istiyorum, Penang bölgesini. Daha sonrasında da başkentleri Kuala Lumpur'a geçeceğim. Orada da bir süre kaldıktan sonra Malezya'yı bitirmiş olacağım dostlar. Malezya'da şehir şehir dolaşmayacağım Tayland'da olduğu gibi. Bu video şimdilik buraya kadar olsun dostlar. Bu video benim Tayland'dan Malezya'ya gelişim, sınırda yaşadıklarım, sınırda olanlar vesaire, Penang bölgesine kadar olan yolculuğum bu video bu şekilde olmuş olsun. Videoyu buraya kadar sabırla izleyenlerinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada bugüne kadar hiçbir videomda söylemedim ama eğer abone olup videoları beğenip bir de yorum atarsanız çok sevinirim dostlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Tell me what's wrong and why you never said you felt